Kızım, sen iş mi yapıyorsun, oyun mu oynuyorsun ha? Aman be Makbuş, neden bu kadar yoruluyoruz? Ya izin ver, bir sihir yapayım, şıp diye her yer tertemiz olsun. Sihirle temizlenir mi kızım? Benim içime sinmiyor öyle. Hem sen insan olunca ne yapacaksın? Şimdiden alış iş yapmaya. Vallahi evde kalırsın ona göre. Evde mi kalırım? Beni eve mi kilitlerler yani? Hayır canım. Yani koca bulamazsın. Kimse evlenmez seninle. Öyle mi? Bu kadar önemli mi iyi iş yapmak? Tabii kızım. Erkek milleti temiz, titiz, becerikli kadın sever. Hem ne demişler? Yuvayı dişi kuş yapar. Ya. Hadi hadi. Öyle zorda kalmayınca sihir falan yok. Çalış biraz. Demek yuvayı dişi kuş yapıyor. Yaşamak ne kadar zor. Pek çok şeyi anlayamıyorum. Hayır, neden iş yapamazsam evlenemiyorum? Ayrıca dişi kuş yuvayı nasıl yapıyor? Hay aksi. Yok, ben bu işi beceremeyeceğim. Merhaba küçük kuş. Benim yuvamı sen yapacaksın. Anlaştık mı? Nasıl olduğunu sorma çünkü bilmiyorum. Ama çok güzel olsun. Hakan da beğensin, tamam mı? Cici kuş. Duydun mu beni? Aa, kızım. O kuş da nereden çıktı? Yuvamı yapması için dişi bir kuş ayarladım Makbuş. Ne? Sen yuvayı dişi kuş yapar dedin ya. Ay, şimdi şak diye düşüp bayılacağım. Ah. Re re re, ra ra ra, gasray gasray, cim bom bom. Bu saatte ne işin var evladım? Sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. En büyük. Cim bom bom. Cim bom, cim bom. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bugün Galatasaray'ın maçı var galiba. Evet Makbuş Sultan. Ne maçı? Ne maçı olacak güzelim, futbol maçı. Ben güzel miyim? Şey, Makbuş Sultan, akşam ne yemek var? Ne istersen yaparım. Tavuk istiyor benim canım. Yaparım. Hazırlıklara başlayayım ben. Neden hazırlanıyor? O da mı oynayacak? Hayır evladım, maçı izleyecek. Ne kadar neşeli. Keşke her gün maç olsa. Makbuş, nasıl bir oyun bu? Ay evladım, futbolu bilmiyor musun sen? Oyuncaklar ülkesinde yok ki. Ay ben senin hep oradan geldiğini unutuyorum. Dünyadaki erkeklerin çoğu futbol delisidir. Hele Hakan. İyi de nasıl oynanıyor? Bak, iki takım var. Hepsi böyle bir topun peşinden koşuyor. Bir sürü adam. Böyle karşı kaleye böyle çıkan gol atıyor. Gol! İşte bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Saçmaymış. Sakın bunu Hakan'ın yanında söyleme. Çok sinirlenir. Peki. Ya. Cim bom bom. Gatsay gatsay cim bom bom. Gatsay gatsay cim bom bom. Bom. Ay saçları falan ne güzeldi ama değil mi? Merve, sen beni çıldırtmak istiyorsun anlaşılan. Bak gördün mü, listeden de bir şey çıkmadı. Evet, demek ki davetsiz bir misafirdi. Ay buldum. Volkan'a soracağım. Volkan kesinlikle biliyordur. Hem Volkan bana her şeyi anlatır. Volkan'a sorduğum zaman neden cevap vermesin ki? Evet evet, Volkan'a soracağım. Ay! Ay pardon. Rica ederim. Ay. Merhaba Simge Hanım. Merhaba. Verdiğiniz fikir çok güzeldi ama gördüğünüz gibi daha ben evlenme teklifini açıklayamadan içeri o kadın girdi ve her şeyi berbat etti. Maalesef. Oysa evlilik kararınızı açıklayabilseydiniz Makbule Hanım ve Nana'dan kurtulmanız çok kolay olacaktı. Ay bir de başımıza bu gizemli kadın çıktı ya. O gizemli dediğiniz kadın gece yarısı olduğunda apar topar kaçmasaydı maskenin ardındaki gerçek yüzü görebilecektik. Ama göremedik. Davetli listesini tam 3 kere inceledim. Davetli olmayan biri olmalı. Tüm hayatınız Nana'nın gelişinden sonra iyice alt üst oldu, öyle değil mi?
bu gizemli kadınla Nana'nın bir bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden olmasın? Evet. Onu baloda istememiştim. Benden intikam almak için böyle bir oyun oynamış olabilir. Olabilir. Ay, yazık sana. Böyle daha güzel. Hakan da tavuk yemeği versin, ne yapalım? Hakan geldi mi? Yukarıda banyo. Nerede şu salak kız? Nana mı? Ay, bu evde başka salak var mı? Mutfakta. Aa, merhaba. Bu saatte ne işiniz var evde? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Aa, ay bu da ne? Tavuk. Akşama tavuk var da. Allah'ım, bu tam bir moron ya. Bana bak salak şey. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Bu çok kötü bir şey. Dikkat et, sonra uyarmadı deme. Neden bahsettiğinizi gerçekten anlamadım. Baksana benim gözüme sen. Burada enayi mi yazıyor? Yo, bir şey yazmıyor. Ay kızım, sen salak mısın ya? Ben gerçekten ne dediğinizi anlamadım. Baloda Hakan'la dans eden kızla bir ilgin olduğunu biliyorum. Bir kız Hakan'la dans mı etti? Ben nereden bileyim? Hatırlarsanız hizmetçi muamelesi görülüp tarafınızdan baloya gelmeme izin verilmemişti. Bak sen şu zilliye, dili de beş karış. Bende zil falan yok. Ay, işine gelmeyince de her lafı ne güzel tersinden anlıyorsun sen. Yani baloya gelen o kızı sen çağırmadın öyle mi? Hayır tabii ki. Bana bak, ayağını denk al. Zaten suyun ısındı senin. Yoo, ısınmamış. Ay şimdi delireceğim vallahi. Bu iğrenç esprilerle komik olduğunu mu zannediyorsun sen? Merhaba canım. Ay merhaba. Ne yapıyorsun burada? Ah, hiç. İşten erken çıktım. Çocukları okuldan alacağım da bir uğrayıp seni göreyim dedim. Bu tavuğu sen keseceksin galiba. Hangi tavuğu? Ama burada canlı tavuk vardı. Öyle mi? Canlı mı? Sen ne yaptın tavuğu söyle hemen. Ben. Ay Hakan, bu kızda kesin bir şeyler var. Simge, başlama yine. Tamam tamam, şimdi acelem var. Allah kahretsin ya. Aman be, öf ya. Gidin mahallenizde oynayın ya. Ya gidin mahallenizde oynayın. Ne oldu Galatasaray'a? Şu anda yerde. Her neyse hadi. Geliyor. 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 Hadi. Hadi. Geliyor. Ah ya. Aman ya. Öf ya. Öf ya. Öf be. Bu kadar da olmaz ki ya. Olacak şey mi ya? Böyle mi oynanır? Hadi, hadi. Kalkmış ya. Tamam, tamam evladım, tamam. Tamam. Ya. Hadi ben yatıyorum evladım. Sen buralara hadi. Hadi. Bakın bu futbol ne kadar saçma sapan bir şey deniyorsun. Sen merak etme. Oraya mı ya? At, at, at be. Allah kahretsin ya. At be, at be. Ali Tam Yerçikot'un da taraftarın desteğini arkasına alan Galatasaray... Ne durumdayız? Çok kötü. ...Sion karşısında gol bulmak zorunda. Ne olması gerekiyor? Hadi, hadi. Bak, UEFA kupasında devam etmemiz gerekiyor. Önce gol atmak gerekiyor. Gol atmamız gerekiyor. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Ver pasını, ver pasını. Çok çok önemli bir şey olacak herhalde. Hem Türkiye'nin dünya için. Az şey mi? Biz tur atmayacağız. Volkan Yaman. Bu kadarcık mı? Hadi oğlum. Topu bir türlü uzaklaştıramadı. Koşun biraz. Hadi, hadi, hadi. Şu seyirciye bak ya. Ne yapıyor bu? Odamınız çaktı ama. Burnu kanıyor. Taç kullanıldı. Emre, senle Mert'e böyle çak. Bana ne olacak? Hadi. Ne çakıyor insanlar birbirini? Ya şşt. Of ya. Of be. Ya nerede top oynuyorsun be? Yürü be, yürü. Hadi. Hadi. Yeter be, hadi. Gol lazım Galatasaray'a. Vur. Vur getirmeye geldim. Aman hoş geldin. Hadi lan hadi. Hadi. Oynatacağız değil mi? Hadi oğlum.
arabası güzel. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Nasıl bir gol? O top nasıl gol? İnanamıyorum sevgili seyirciler. Gol. Gel sen de. Ümit Karan. Hiç beklemediğimiz bir anda kendisini bekliyordu. İnanılmaz bir gol. Gol, 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 gol. Allah'ın sırrı. Gol işte, gol. Sadece tur atacaklar öyle mi? Aslında bu insan gol. Bir şey olmalı. Gol oldu ya. İstanbul'da İslamiyet Stadı'nda gol Ümit Karan. Büyük sevinç var. Bakın kendisi de inanamıyor gole. Yürü. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bir kez daha İstanbul'da inanılmaz şeyler oluyor. Büyülü bir ortam var İstanbul'da. Yine gol. Her top gol oluyor. Her top gol oluyor. Ümit Karan. Az önce kalemizde yaşadığımız tehlike. Hadi. Burnu kanıyor. Kaç kullanıldı? Emre, sen de Mert'e böyle çak. Burnu ne? Çok iyi değil. İnsanlar birbirine. Ya şşt. Of ya. Of be. Gel, nerede top oynuyorsun be? Yürü be, yürü. Hadi. Hadi. Yeter be, hadi. Yürü. Gol lazım Galatasaray'a. Vur. Nasıl geldik ama? Kim bomba? Aslan parçaları. Kim bomba işte be? Oh. Ben bakarım. Oo, Volkan Bey. Maç bitti mi yoksa? Hı. Muhteşemdi. Keşke hiç bitmeseydi. Kaç bitti? 5-1. Ay, yazık size. Galatasaray 5. Ne? Ama son 5 dakikaya kadar 1-0 yenikti. Sarı kırmızı bu oğlum. Birden fırtına gibi esti, gol oldu yağdı. Aslında o sarı kırmızı çok iyi bir takım değil. Ama son dakikalarda şans yardım etti. İşte objektif yorum. Çak bakalım bir tane. Emin misin? Ayıp ettin. Çak çak çak. Gözüm. Gözüm Hakan. Hakan gözüm. Ne yaptın ya? Gözüm. Dedi. Çok fena. Acıyor mu? Yak acımı ya. Ya oğlum neyin var bir bakayım. Ararıyor. Hakan beni hastaneye götür. Ya böyle değil. Hakan kalk. Böyle. Ya çok fena. Hakan seni. Hakan çok fena. Böyle bir oyun var. Canana ya. Bir sihir yap da şıp diye hazır olalım. Niye uğraşıyorsun? Evet yani. Olmaz. Makbuş'a söz verdim. İş yapmayı öğrenmem gerekiyor. Yoksa evde kalırmışım. Sen o kadar güzelsin ki kalmazsın. Hem de çok güçlüsün. Volkan abinin gözünü nasıl morarttın ama. Hiç hatırlatma. Üf, ne bileyim. Çak deyince öyle... Yok yok, sen evde kalmazsın. O kadar komiksin ki. Ya ev işini beceremeyen kızlar evde kalıyormuş. Makbuş bana öyle dedi. Canana ya, bir sihir yap da şıp diye hazır olalım. Niye uğraşıyorsun? Evet yani. Olmaz. Makbuş'a söz verdim. İş yapmayı öğrenmem gerekiyor. Yoksa evde kalırmışım. Sen o kadar güzelsin ki kalmazsın. Hem de çok güçlüsün. Volkan abinin gözünü nasıl morarttın ama. Hiç hatırlatma. Üf, ne bileyim. Çak deyince öyle... Yok yok. Sen evde kalmazsın. O kadar komiksin ki. Ya ev işini beceremeyen kızlar evde kalıyormuş. Makbuş bana öyle dedi. Aman kalırsan kal. Ben kızlardan nefret ediyorum. Yağmur'da evlenmeyecek nasılsa. Üçümüz beraber yaşarız. Ne güzel olur. Peki bir şey soracağım.
böyle kanınız çıksa, ihtiyarlasanız da mı evlenmeyeceksiniz? Ha? Asıl o zaman bizi kimse beğenmez ki. Ne kaynatıyorsunuz bakayım burada? Biz yaşlanınca sen de yaşlanacaksın. Evet, yaşlanacağım. Ne güzel. Yani yaşlık da güzeldir. Baba, nana evde kalır mı sence? Yok canım, niye kalsın? Bir gün aşık olup evlenir o da. Nana, çok iyi birini bul ama biz senden ayırmayacak birini. Şey, şunu çöpe atar mısın? Bu çiçeği mi? Evet, at onu çöpe. Peki. Nana. Vazgeçtim. Ver, ben sonra atarım. O çiçeğin sahibi... Yoksa tanıyor musun? Ben bir şey söyleyemem. Yani bilmiyorum. İyi geceler. Ne tuhaf kız. Düzgün Beşin de beni aradı. Ne saklıyorsun orada? Hiç. Ne dedi Düzgün Bey? Öğleden sonra bir toplantı istedi. Dosyaları da yanınızda getirin dedi. Dosyalar mı? Ha? Tamamen unutmuşum ben o dosyaları. Aklın nerelerde Küçük Bey? Ben böyle bir şey yapsam söylemediğini bırakmazsın. Hemen hallederim. Aklın alınma prenses olduğunu ben biliyorum ama. Yok canım, ne ilgisi var? Hadi hadi. Volkan, kimdi o kız biliyor musun? Ben nereden bileyim? Dans eden sendin. Yoksa tanımıyor musun? Ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Kapat çabuk o çekmeceyi. Ya, en iyi dostundan da gizli saklı mı var ya? Ne saklıyorsun o çekmecede? Seni ilgilendirmez. Demek buydu ha? Evet. Rahatladın mı? Nereden buldun bunu? Kaçarken düşürdü. Sen de alıp sakladın öyle mi? Şaşkınlıkla cebime koymuşum. Şaşkınlıkla öyle mi? Sence de garip değil mi? Tam 12'de apar topar kayıplara karışan bir kız. Keşke çiçek yerine ayakkabısını düşürseydi. O zaman daha rahat bulurduk. Gerçekten mi? Yok yok. Sen iyi değilsin Hakan. Bu kız senin aklını başından almış. Yok canım. Hiç de değil. Ama haklısın. O kadar güzeldi ki. Harikalar diyarından gelmiş gibi. Helal olsun sana. Yetiştirdim vallahi. Ben de toplantıya geleyim mi? Gerek yok. Ben hallederim. Sonra şantiyeye geçeceğim zaten. Oradan da eve giderim artık. Bu arada sen de mimarlarla bir toplan istersen. Tamam. Ha, akşam ne yapıyoruz? Akşama maç vardı değil mi? Emre'ye söz verdim, beraber izleyeceğiz. İyi o zaman. Ben bir ara uğrarım. Akşam ince bir işim var da. Erken kaçmaya çalışırım.
Benden sana tavsiye. Sakın kaçırma bu maçı. Tabii kaçırmak istemem. Sion sizi ağlata ağlata yenerken suratının alacağı ifadeyi kaçırır mıyım hiç? Kimin ağlayacağını göreceğiz. Geçen gün verdiğin sözü unutma. Cimbom yenerse saçını sarıya boyatacaksın ona göre. Unutmam, unutmam. Ay pardon, uygun değilsiniz galiba. Merve Hanım, bir dakika izin verir misiniz? Tabii. Tabii ya, nasıl düşünemedik? Davetli listesini Merve hazırladı. Kesin o kızın kim olduğunu biliyordur. Bazen gerçekten kafan çalışıyor be Volkan. Hadi göreyim seni. Öğren bakalım kimmiş bu kız. Meraktan çatlıyorsun değil mi? Yok. Hiç de değil. Hadi.